Merhabalar. Bu örnekte ileri meş oluşturma tekniklerine bakacağız. Bunlardan iki tanesine bakacağız. Advanced Sinus Function olarak geçiyor. Bunlar Proximity and Curvature seçenekleri. Bunları inceleyeceğiz. Ancak bunlara bakmadan önce en basit anlamda, en basit şekliyle nasıl meş oluşturulur? Onlara bir bakalım. İlk olarak elimizde böyle küp şeklinde tamamen bütün kenarların uzunlukları eşit olan bir geometri olsun. Bunun Physics Preference kısmından CFT ayarlıyorum. Normalde en basit olarak ve en kaba olarak yapacağımız şey hangi seçenekler? Onlara bir bakalım. Şimdi Generate'i oluşturdum. Generate'e tıkladım ve istatistikten bakıyorum. İstatistik bölümünden kaç tane mesh, kaç tane eleman var? Node sayısı 2197, eleman sayısı da 1728. Normalde bunu daha da arttırmak için çok pratik olarak yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Bakın Relevance seçeneği var. Bu sıfırla pardon eksi 100 ile 100 arasında değişir. Şimdi 100'e getirdim bunu. Generate dedim. Bunun sayısı, meshlerin sayısı, mesh elemanlarının sayısı artacaktır. Daha da arttı. Bakın 8000 ve 6859'a yükseldi sayı. Şimdi bunu azaltmak için ne yapacağız? Bunu azaltmak için de yine aynı şekilde mesh içerisinde bunun içerisinde yine relevance'ı oynayabiliriz. Bakın eksi 100'e getirdim. Sayıya bakıyorum. Bakın sayı azaldı. Aynı şekilde farklı bir seçenek daha var sizing'in içerisinde. Bakın relevance center var. Bunlar coarse, medium ve fine olarak geçer. Coarse en az sayıda eleman oluşturmaya sağlar. Medium orta düzey. Bakın biraz daha artacak. 3 tane seçeneği var. Fine'e getirdiğimizde ise en fazla eleman oluştururuz. Bu seçenekleri kullanarak hem relevance'ı hem de bu medium size function seçeneklerini kullanarak yani relevance center seçeneklerini kullanarak mesh sayılarıyla oynayabiliriz. Bunlar çok kaba şekilde meshlerin sayısını arttırmamızı ve azaltmamızı sağlar. Bunun avantajı şudur. Şimdi bakın burada kaç tane eleman var? Bakalım 343 tane eleman var. Biz normalde buna boyut vererek de bu elemanları oluşturabilirdik ama geometrimizin boyutu ne olursa olsun bunlar eleman sayısını sabit tutuyor. Yani aynı büyüklükte bu yaklaşık sanırım 100 mm, 30 mm, 30 mm, 30 mm ve 30 mm ölçülerinde bir geometri. Bu 300 mm olsaydı da, 3000 mm olsaydı da yine aynı sayıda elemanlar oluşturacaktı. Bu yüzden hızlı meş atmada yani ön olarak hızlı meş oluşturmada işimizi hızlandıran bir seçenek. Başka neler vardı? Bunun doğrudan boyut da verebiliriz kendimiz. Bakın seçiyorum, insert diyorum. Sizing diyorum. Tüm geometriye bir boyut verebilirim. Element size buradan 10 milimetre diyorum. Generate mesh dediğim zaman her birinin uzunluğu 10 milimetre olan elemanları oluşturacak. Eğer bunu azaltırsam, buradaki body sizing'den bunu azaltırsam 5 milimetre düşürürsem sayı artacaktır. Asıl kullanmamız gereken seçenekler bunlar aslında. Ya da tüm geometriye ölçü vermektense bir kenarlara da ölçü verebilirim. Bu şekilde örneğin burayı insert sizing diyorum. Burayı hem eleman boyutunu girebilirim. Örneğin 1 milimetre diyebilirim buraya. Gördüğünüz gibi. Ya da bunun boyutunu pardon sayısını değiştirebilirim. Element size yerine number of division diyebilirim. Buraya 10 yazarım. 10 parçaya böler. Seçtiğim bölgeyi 10 parçaya bölecek. Ya da ne yapıyorduk? Yüzey seçiyorduk. Yüzeye boyut veriyorduk. Insert sizing. Örneğin buraya 2 milimetre verelim. Bunların hepsi farklı seçenekler. Pardon, 2 milimetre. Bunu daha da küçültelim. 1 milimetre yapalım. Evet, şimdi oluşturalım. Seçtiğimiz yüzey ne oldu? Daha da küçük oldu diğer yüzeylerden. Asıl elemanları boyutlandırırken kullanmamız gereken seçenekler bunlar. Ancak bazı farklı durumlar var. Aynı şuradaki Relevance ve Relevance Center'da olduğu gibi daha pratik yöntemleri kullanmamız gereken durumlar olacaktır. Normalde bu Relevance ve Relevance Center sadece ön analiz yaparken hızlı bir şekilde eleman atmamızı sağlayan ya da bütün geometride elemanlar nasıl oluşacak ilk attığımızda onu görmemizi sağlayan seçeneklerdir. Ama
Yine bu seçenekler gibi işimizi hızlandıracak ve kullanışlı bir iki tane seçenek var. Şimdi onu göstereceğim. Örneğin elimizde bu şekilde bir levha olsun. Bu tek bir tane levha. Bundan yüzlerce olduğunu düşünün. Bunu boyutlandırmamız gerekiyor elemanları oluşturmak için. Ne yapalım? Generate mesh diyelim. Bir ön mesh oluşturalım. Nasıl bir yapıda oluşacak bakalım. Çok fazla sayıda eleman oluştu. Niçin? Bir saniye. Evet. Şimdi burada elemanları oluştururken yine boyut verebiliriz. Bütün kenarlarına, köşelerine, boyutlarına ya da bütün hacimsel olarak boyut verebiliriz. Ancak çok fazla levha olduğu zaman örneğin kalınlık doğrultusunda boyut vermemiz zorlaşacaktır. Bütün yüzeyleri tek tek seçmemiz gerekir. Bunlardan yüzlerce, binlerce olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Hızlı bir eleman oluşturma tekniği olarak. Daha önceden oluşturduğum için açık kalmış zaten. Sizing'in içerisine giriyoruz. Mesh'te bakın. Use Advanced Size Function seçeneği var. Bunlardan Proximity seçeneğini seçelim şimdilik. Proximity seçeneği. Bakın Proximity seçeneği seçtiğiniz zaman şu işe yarar. Dar bölgelerde yani küçük yüzeylerde, küçük kenarlarda elemanları sıklaştırmanızı sağlar. Nasıl sıklaştırmanızı sağlar? Bakın şu an Number of Cells Across the Gap diyor. Bakın bu gapte, bu boşlukta ki eleman sayısını girmişim. 4 diye. Bunu 3 diye de girebilirsiniz. Bakın 3 tane eleman oluştu. 2 şeklinde girebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Genel olarak bir sıkıntım var. Şunu değiştirelim. Biraz. Evet, bir yapalım bunu. Bu bizim ne işimize yarıyor? Dar yüzeyleri en az sayıda bir eleman oluşturmamızı sağlıyor. Yüzey ne kadar dar olursa olsun o bölgede en az eleman sayısı buradaki number cells across the gap seçeneğinde girdiğimiz sayı kadar olacak. 6 girelim tekrar. Bu değişmiyor. Şunu da biraz değiştirelim. Çünkü direkt 6'yı girdiğimizde burada mesh'i tekrar oluştur seçeneği çıkmıyor. Bunu 41 yapalım. Hiçbir şey değiştirmeyelim. Yine eksi 40 yapalım. Bakın tekrar oluşturacağım. 6 tane eleman oluşacak bu yüzeyde. Bakıyoruz. Kaç tane girdiysek o kadar eleman bu yüzeyde oluştu. Aslında bu şu anlama geliyor. Herhangi bir yüzeyde, herhangi bir kenarda eleman sayısı minimum 6 olsun. Bunu tanıyor. Aslında bu bölgede dar olmuş olsaydı bu bölgedeki elemanların da sayısını minimum 6'ya getirecekti bu seçenek. Bu bize çok fazla küçük yüzey olduğunda oralara tek tek boyut vermektense bu şekilde bir kriterle o yüzeyleri ne yapmamızı sağlıyor? Daha sıkı mesh oluşturmamızı sağlıyor. Bu şimdi levha olarak bu şekilde. Normalde bunlar iki boyutlu da çözülebilir. Yani bu yönde elemanı oluşturmaya gerek yok ama örneğin burada bir daralma bölgesi olsaydı oralardaki gerilmeler ya da akışkanlar dinamiğinde oradaki akış olayları daha sıkı olduğu için ne olacaktı? O bölgede daha fazla sıkı eleman oluşturmamızı gerekecekti. Bunu da bu seçenekle sağlıyoruz. Yine bu şekilde bir geometriye bakalım. Burada bir daralma bölgesi var. Buralar daha geniş. Bu bölgedeki eleman sayısını daha da arttırmak istiyorum. Normalde şu anki geometri seçeneğinde şu bölgeyi sıkılaştırmam için bir seçenek yok. Yani bu yüzeyi seçemem. Bu yüzeyi seçtiğim zaman her yer seçiliyor. Bu kenarı seçemiyorum. Bakın burada seçebileceğim, burayı sıkılaştırabileceğim herhangi bir seçeneğim yok. Mesh'i oluşturalım. Ne yapıyorum? Şu an burayı sıkılaştırabileceğim herhangi bir seçenek yok bu geometride. Normalde geometri oluşturulurken bunlar sağlanabilir. Ancak şu an baktığınızda böyle bir şey yok. Bunun için yine sizing kısmına giriyorum ve Use Advanced Size Function kısmından tekrar Proximity'yi seçiyorum. Örneğin bu Proximity bölgesinde default olarak 3 ayarlanmış. Ben bunu 10 yapıyorum ya da 20 yapıyorum. En dar bölgedeki yeri tanıyor ve oradaki elemanların sıklığını girmiş olduğunuz sayıyla değiştiriyor. Bakın gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bu bölgeyi daha da sıkılaştırdım. Burada daha fazla
gerilme, akış olayları olacağı için burayı daha buradaki elemanları hızlı bir şekilde sıkıştırmamızı sağlıyor. Şimdi yine iki boyutlu bir geometri var elimizde. Bunu ister mekanik çözümlemelerinizde, ister akışkanlar dinamik çözümlemelerinizde aynı şeyi kullanabilirsiniz. Bunun ister delik olduğunu düşünelim. Eğer bunlar delikse, delik etrafında biliyorsunuz daha fazla gerilme olacaktır. Yani mekanik bir çözüm yapıyorsanız. Eğer bunlar bir akış hacmi olarak düşünürseniz burayı, buralar silindirse, silindir etrafında sınır tabaka ayrılmalarını görebilmeniz için yine daha sıkı elemanlar oluşturmanız gerekecek. Bunun için tek tek, çok fazla delik varsa tek tek bunların yüzeyine burada eleman boyutu girmektense bunu hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir yöntem var. Bakın öncelikle meshleri oluşturalım. Generate mesh diyorum. Nasıl bir yapı oluşacak buna bakalım. Bu şekilde bir yapı oluştu. Diyelim ki ben bu yüzeyleri sıkılaştıracağım. Bu tüm, yani tüm bu yüzeyi seçtiğimde her yerdeki eleman sayısını benim girmiş olduğum değer olarak atar. Ancak ben sadece bu dairesel yüzeyleri oluşturacağım zaman, yani sıkılaştıracağım zaman yine aynı şekilde sizing'in içerisinde bu sefer proximity değil de curvature seçeneğini kullanabilirim. Curvature seçeneğinde bakın burada curvature normal angle var. Bu açıyı 0 ile 180 derece arasında değiştirebiliyorum. Açı arttıkça bu yüzeydeki elemanların sayısı azalacaktır. Açı azaldıkça da eleman sayısı artacaktır. Şimdi buna örneğin alt 20 diyelim ve bir mesh eleman oluşturalım. 20 diyelim. Bakın gördüğünüz gibi 20 dedik. Etrafındaki eleman sayısı arttı. Bunu 10 da diyebiliriz. Daha da arttıralım eleman sayısını açıyı düşürerek. Evet, daha da arttığını gördük. Bu sayede proximity ve curvature seçenekleri kullanarak dar bölgelerdeki elemanların sayısını arttırmayı başardık. Şimdi bir seçenek daha var. Proximity and curvature seçeneği. Bunu birlikte kullanıyorum. Yani bakın iki tane silindir var burada ya da çoklu silindirler var. Etrafındaki eleman sayısını arttırdık. Sınır tabaka ayrılmasını daha iyi görebilmek için ve daha iyi çözümleyebilmek için daha doğrusu. Şimdi örneğin burada bir akış olduğunu varsayarsak iki silindir arasında akış ne olacaktır? Hızlanacaktır. Daha yüksek bir hız gradyanı oluşacaktır. Bunu iyi yakalayabilmek için de bu bölgenin sıkılaştırılması gerekir. Bunu da bu yapabilmek için proximity and curvature seçeneğini birlikte kullanabiliriz. Örneğin curvature normal angle 10 değil. Bunu evet 10 kalsın bu. Sabitleştirelim. Number of cells across the gap bunu 3 dedik. Yani en küçük bölgedeki eleman sayısı 3 olacak. Bakın buradaki eleman sayısı 3'ten fazla. Eğer burada herhangi bir daha da küçük bir bölge olsaydı eleman sayısını minimum 3 yapacak. 3'ten daha az bir eleman hiçbir zaman olmayacaktı. Şimdi sayalım. Bunu ben 20 gireyim. Nasıl olacak? Yani bu buradaki eleman sayısı en az 20 olacak. 30 olabilir bu bölgede. Ama 20'nin altına düşmeyecektir. Burayı artırabilmek için ise şu anki olduğu eleman sayısından daha yüksek bir değer buraya girilebilir. Bakın biraz sıkılaştı. Bunu 40 yapalım. Evet. 40 yazarsak burada 40 yapıyor. Bekliyorum. Amacım bu iki seçeneği kullanarak çok fazla geometri üzerinde çok fazla oynamadan elemanların sayısını hızlı bir şekilde kontrol etmeye çalışmak. Evet, eleman sayısını ne yaptık? Artırdık. Gördüğünüz gibi hem dairelerin etrafında hem de yani silindirlerin arasındaki kalan bölge eleman sayısı olarak daha da arttı. Bunu hızlı bir şekilde kontrol etmiş olduk. Normalde bunun geometri üzerinde buraları farklı hacimlere bölerek de bu işlemleri yapabilirdik. Ama bu hızlı bir eleman oluşturma tekniğidir. Bazen ve sıklıkla aslında kullanılabilir. Herkese iyi günler diliyorum.